Değil mi? Şimdi bak ben bir doğulu olarak konuşuyorum. Şimdi normalde bak hepimiz Müslüman evladıyız, doğru mu? Şimdi örnek diyelim, bak bu adam 60 yaşında. İki tane üniversite öğrencisi okutuyor. Ve bugün baktığın zaman maaş 4250. Millet bakıyor ki 4250 sanki yani onlara bir dünya geliyor. Dolar mesela, dolar yükseldi, çoğu insan seviniyor. Dolar yükseldi. Ama haberleri yok. Dolar yükselmiş. Onların yani onlar şu an kayıpta. Adam diyor benim 100 dolarım var. 2000 dolarım var. Ben kar ettim ama bilmiyor ki şu an batağın içinde. Anlatabiliyorum. Bugün bakıyorsun dinen baktığın zaman bunca insan Allah'tan korktu. Bak Erdoğan'dan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor. Korkmuyor abi. Bugün dinen, bak dinen sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak ben de günah. Bak ben demiyorum dört dörtlük bir insanım. Şöyle bir şey var. Bak bugün dinen 200 yıl öncesinin dinen yaşama şansı şey bu değildi. Hayatı bu değildi. Bugün imam gidiyor ki, tamam mı? Secdeye gidiyor. Allahu Ekber diyor ki, dinen diyor ki Çanakkale Savaşı böyle. Çanakkale Savaşı'nda bir savaşmadık mı? Doğulusu, Batılısı, Çerkezi, Rizelisi hepimiz Kürt, biz Türk'ü, Kürt'ü kardeş değil mi? Ama sen bugün kalkmışsın, mecliste konuşuyorsun ki diyorsun ki Kürt sorunu yok. Ama sen başbakanını gönderiyorsun Binali Yıldırım'ı meydanda, Diyarbakır meydanda sen diyorsun ki ben Kürt halkına Kürtçe konuşarak diyorsun ki ben hepinizden o istiyorum. Sen daha düne kadar Kürt sorunu yoktur diyorsun ve sen bugün gelip Kürt'ten o istiyorsun. Kürt nasıl sana oy versin? Türk nasıl sana oy versin? Hani hakikaten abi Türkiye batık durumda. Gençler şu an hani gerçekten, bak gençler bugün bir kafede oturuyor. Hani bak gerçekten şimdiki gençlerin aklı 50-60 yaşı 70 yaşındaki insanlardan daha mantıklı düşünüyorlar. Gerçekten öyle. Yani şu an biz bu durumdaysak biz yaşlılardan dolayı bu durumdayız. Çünkü çok geride kalmışlar. Yani çok özür dilerim, hepiniz abimsiniz ama öyle abi. Baktığın zaman yani hakikaten hani Diyarbakırlı konuşma yapıyordu ya, yani ortalık pırtı berdan olmuş. Anlatabiliyorum. Hani sel olmuş götürüyor ha valla. Yemin ediyorum sana. Yani bulgur pivaz olmuş, bulgur olmuş. Artık millet et yiyemiyor abi. Vallahi yiyemiyor. Allah Allah. Yemin ediyorum bugünü sana. Bugünü bir kenara bırakalım. Önümüze bakalım. Ne olur? Geleceği nasıl görüyorsun? Önümüze geçiyor? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bu önümüze bu adam ne oldu? Ben sana bir söyleyeyim. Bu adam tehdit yargılamazsa mesela, bak şu an ben konuşuyorum ya. Beni gelsin alsın. Hiç önemli değil. Burada zaten ben ne konuştuğumu biliyorum. Bugün bıraksın ki bu insanlar kendi iradesiyle, bak kendi iradesiyle tehdit de değil. Kendi iradesiyle bırak halkını seçsinler, insanını seçsinler. CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi, HDP'lisi fark etmez. Peki biz seçiyoruz zaten. Ama biz seçiyoruz da örnek söyleyeyim bir saniye. Bir örnek bir şey söyleyeyim. Halkların Demokratik Partisi. Bugün diyor ki çoğu insan mesela Halkların Demokratik Partisi'ne vermiş. Şu an bugün baktığın zaman Kürt'ün 20 milyon oyu var. Bugün mesela Van diyeyim, Diyarbakır diyeyim, Batman diyeyim. Ondan sonra sana söyleyeyim Urfa diyeyim. Bunlar hepsi Halkların Demokratik Partisi aldı. Bu adamlar peki normal meclisten gittiği zaman bu adamların sicili görünmüyor mu? Neden bu adamlar kazandıktan sonra hemen kayma atıyor? Neden? Tamam sen seçmen kendin seçiyorsun. Niye seçmenden sonra tekrar kayma atıyorsun? Zaten seçimden önce. Ya öyle zorbalık abi, ben bugün seçsem de tekrar kendini seçecek ki o adam zaten. Benim bugün oy atmamın bir şeyi yok, anlamı yok. Hani gerçekten öyle. Yaşasın hırsızlık. Yani böyle bir şey söyleyeyim abi. Bu devirde bundan sonra hırsız olacaksın. Temiz çalışmayacağım vallahi bak. Ya öyle abi ben hırsız olacağım abi. Ya abi ben hırsızlık yapmasam kendime bakamam ki. Bakamam abi. Başımıza gene geldi. Ya o hale gelmişiz abi. Abi bak abi Allah'ına bak. Ya abi bu adam emektar. Ya böyle bak. Bu adam çalışsın. Bu adam şu an evinde oturup. Hepsi gençler. Ha. Okul okumuyor. Çünkü çalışım yok. Ne kadar abi? 150 milyon yemeye çalışıyor. Bak abi. İnşaatta. Bugün asgari ücret bak. Bugün bak şöyle bir örnek vereyim. Bak 2020'ye göre asgari ücretimiz 2830 lira değil mi? Bak ben bugün 2021, bak bugün 2022'deyiz doğru mu? Ben bugün 2800'ü arıyorum. Neden diye sorarsan. Ben bugün 2800'de kendime çok rahat bakabiliyordum. Bak gerçekten rahat bakabiliyordum. Bak ben bunu söylüyorum ama ben bugün 4250 ile kendime bakamıyorum. Yok bakamıyorum. Ve bugün yağ olmuş. Bak ben 50 liraya yağı alırken ben şu an 120 liraya yağ alıyorum. Bak ben şu an gurbetçiyim ya. Ben şu an buralı değilim. Bak ben şu an burada çalışıyorum. Yani ben normalde yılda bir ay evde kalabiliyorum. Çünkü yok iş imkanı yok. Ya bugün doğuda mesela bir fabrika yok. Ne bileyim yani her şey yani istedikleri gibi yürüyor. Bu gidişle dediğim gibi pırtı berdan oldu. Yani ortalık pivaz oldu. Ben sana onu söyleyeyim abi. Hakikaten millet bak şunu da söyleyeyim. Millet bak 3. 4. aya bak millet birbirini ısıracak. Evet. Sana yemin ediyorum bak bir gün diyeceksin ki kardeşim bak millet böyle şu an bunlar gülüyoruz ya birbirimize. Yarın benle bu adam birbirimizi döveceğiz. Göreceksin abi. Oo abi baksana abi ben bakamıyorum kendime ya. Ben kendime bakamıyorum ya. Bak ben 28 yaşındayım. Ben bugün kendime bakamıyorum. Ya ben bugün bir evlilik ya bugün bak bugün Cumhuriyet altını bugün 5700 lira, 6000 lira. Ben ne alıyorum? 4250 lira.
Ben suya mı vereyim, elektriğe mi vereyim, üniversite okuyan bacıma mı bakayım, babama mı bakayım, anneme mi bakayım, ne yapayım? Ben şu an bekarım bak. Ben evlenmem abi, ne evlen? Ben kendimi doyuramıyorum. Ben helalimin kızını nasıl getirip o yani onun günahına girim? Bu arada Fivaz'da soğan ustadı. Yani abi gerçekten yani bilmiyorum artık Allah sonumuzu hayır etsin. Bak mesela şöyle bir şey söyleyeyim abi, bak şöyle bir şey de var gerçekten. Ya ne bileyim bakıyorum mesela gidişat gerçekten iyi değil. Ya mesela örnek diyelim, bak bugün ben aday olarak mesela kendimi aday olarak görüyorum mesela, örnek. Mesela bak ben bugün Cumhurbaşkanı kimi görüyorum biliyor musun? Bak bugün adam korkuyor, bak örnek diyeyim, Abdullah Gül. Abdullah Gül varken bu böyle yoktu. Bak şu an mesela örnek Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı adaylığına korkuyor. Korkuyor abi. Mesela hakikaten de korkuyor. Yapamıyor. Hani adam istediğini yapıyor çünkü, anlatabiliyorum. Mesela ben bugün Cumhurbaşkanlığını, ben bu ülkede bir adam görüyorum, o da Ekrem İmamoğlu. Bak gerçekten. Olur mu? Bir seçim var önümüzde. İnsan, bak zorbalık, insanlar zaten dürüst. Kendi iradesiyle adım atıyorlar. Bu adam izin verirse Ekrem İmamoğlu gerçekten bu ülkenin Cumhurbaşkanı olacak. Ben bunu görüyorum yani. Allah'ın izniyle Allah sesimizi duysun. Bak Allah sesimizi, inşallah Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Ha. O da Cumhurbaşkanı olduğu zaman ortalık goşt olacak. Ama eğer bu olursa Pirti Berdan vallahi hep Bivaz olacak. Yani hakikaten ben sana söyleyeyim. Yani bulgur ha. Anladın? Ya şu an ben bulgur yiyebiliyorum. Başka hiçbir şey yemiyorum abi. Abi çok teşekkür ederim. Abi siz sözünüzü bitiremediniz. Az önce bir şeyden bahsettiniz abi. Şimdi, geçmiş yıllardan bahsettiniz de. Evet. 80'ler, 90'lı evet. Yıllardan bahsettiniz. Evet. Şimdi ben sizin yaşınızdaki, yanlış anlamayın, amcalarla konuştuğum zaman o günlerle bugünleri kıyaslıyorlar ve bugünlerin o günlerden çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ama siz biraz daha farklı anlatıyorsunuz. Hayır, o günlerde bak ben üniversite okuyordum Ankara'da, Gazi Eğitim'de. Bakın 78'de bir üniversitede okuyana ne yapıyorlardı biliyor musun? Kahveye gittiğim zaman 80 yaşında adam ayağa kalkar, ceket iliklerdi. Saygınlığımız vardı. Eğitim gören insan. Şimdi çocuklar üniversite okuyor. Dediği gibi az önce git boyacılık yap. Git simit sat. Yani o zamanlar ben gündüz okula giderdim. Okul dışında simit satardım ya. Gene de okul param çıkardı çok rahat. Şimdi bir öğrenci hem kendi çalışıyor hem ailesi yolluyor. Yetmiyor kardeşim. Devlet senin bursun burs değil. Öğrenci yurdun yurdun yok. Ondan sonra eğitimle. Az önce arkadaş dedi ki din. Allah'tan korkmayın. Zaten bu adamın gelişinin sebebi dini bitirmek. Güzel kardeşim. Hiç dikkat ediyor musun? Camilerde gidiyor. Yok Adem'e laf diyenin dilini keserim. Bir saniye sözümü tamamlayayım. Yok yok şunu tamamlayayım. Sen anlayacaksın zaten, o soruyu bile sormayacaksın. Amaç ne? Şuna dikkat edin. Elinde kuvvet, onun dilini keserim bunu. Sen göğsündeki İsrail övüş madalyasını çıkar. Önce de ben senin Müslüman olduğuna inanayım. Buradaki amaç Müslümanlığı bitirmek. Niye? Bob. Bob dediğim Büyük Ortadoğu Polisi. Merkezi Türkiye. Koskoca Ortadoğu'ya Türkiye olmadan bir şey yapamazsın. Bu adam oranın piyonu. Piyonu. Bak şu an bunlar hep evet. Benim büyüklerim, evet. Abilerim. Bak şöyle bir şey de var. Ben dinen dedim. Bak gerçekten evet. Dinen. 200 yıl öncesi bak dinen yaşama bizim dinen Allah. Bak şimdi de Allah'ın emrettiği, bak bir saniye. Allah'ın emrettiği din aynı. Kitap aynı. Kur'an aynı. Hadisi şerif aynı. Tamam mı? Mesela bu adam bugün kendine namaz kılamıyor. İbadet yapamıyor. Neden biliyor musun? Ya adamın vakti yok. Çalışıyor. Evet. Hakikaten öyle. Ben namaz kılamıyorum. Bak bugün gidiyorsun camide oturuyorsun. Bugün caminin imamı sana müftüye göre sana sohbet ediyor. Bak sohbet sana imama göre sohbet ediyor. Anlatabiliyorum. Ben şu an neden biliyor musun? Ben camide siyaset değil. Ben sana şunu söylüyorum. Ben camideki imamın Allah'ın emrettiği gibi. Allah'ın emrettiği gibi diyorum. Hani Allah'ın emrettiği gibi bana anlasın. Allah'ın emrettiği gibi bana yol göstersin. Anlatabiliyorum abi. Yani gerçekten. Cuma'yı kaldırır. Herkes namazı. Ben tövbe ettim. İmamların arkasında namaz kılıyor. İşte bunu diyorum sana ben. Çok aynen böyle. Mesela bugün bakıyorsun abi gerçekten imama bakıyorsun. Diyor ki şöyle bir. Ya Allah'ın emrettiği gibi bana farz, bana şey versene, farz versene. Şey söyleyeyim mi? Bak. Selamun aleyküm. Gençler sen yerden göğe kadar haklısın. Ben 45 yaşındayım. Abimsin. 10-12 yaşından beri orucumu da tutarım. Her şeye de bakarım. Eksi olana da veririm. Ama cuma ezanı okunuyor. Allah Allah, meyhanede beraber içtiğim adamlar yok oluyor. Bunu bana bir yaz gelse. Meyhanede beraber içtiğim adam yok oluyor. Cuma günü. Her günde mesaj geliyor. Hayırlı cumalar. Abi cumadan utandım ben artık kar. Hadi bakayım bana bunu izah etsin. Sayısını toplayalım. Bir dakika sayısını toplayalım. Ben sana izah edeyim mi? Seni bir yanete karıştırmayalım kardeşim. Niye? Hayır abicim. Görsel şölen diyorum. Anladın mı sen? Söyle Teyzo. Bugün... Bak bugün Türkiye'de
Onu da bırak. Ayasofya'yı, Ayasofya'yı, Ayasofya'yı. Sana izah edeyim. Açtılar ya. Sana izah edeyim. Bir konuşsa ya. Sana sebebi, sana sebebini söyleyeyim. Bugün sen diyorsun ya alkolü söz ettin, doğru mu? Tamam. Bugün Türkiye genelinde adam her istediğini yapmıyor mu? Bir saniye. Tefecilik yapanı tutmuyor mu? Esrar satanı tutmuyor mu? Esrar satanı ömür boyu ceza istediği kadar ceza vermiyor mu? Alın, bugün adam evet. Bugün adam bu ülkede alkolü de yasak edebilir. Anlatabiliyorum. Eğer bugün türbanı yasak ediyorsa bugün alkolü de yasak edebilir. Oradan bakmayacaksın. Öyle bunu. Abi. Öyle hayır. Abi. Öyle kurban olayım sana. Haklısın. Öyle. Haklısın. Bugün, bugün bak. Şimdi 4,5 milyar lira. İki senedir. Tamam. Seninle siyaset yapalım. Biz kardeşiz. Bak şu an. Bak şu an 2 yıl öncesi benim bacım türban takıp da bu bacım, o bacım türban takıp da örnek okula, meclise, hastaneye, çalıştığı bir yere türbanla gidemiyordu. Neden biliyor musun? Milletin baskısıyla türban serbest olundu. Sen bugün türbanı yasak ediyorsan alkolü de yasak et. Kardeşim, ne etmiyorsun? Benim. En güzel parayı oradan alıyor ya. Bir paket sigara ne kaç para olmuş? Bir dakika söyle bana. 4,5 milyar lira para yaptı. 4,5 milyar lira. Ekmek 3 lira oldu. Tamam işte ben sana onu diyorum. Anlat bana. Biz hatası biziz. Kardeşim benim ben de sana diyorum ki alkolle sigaradan aldığı vergiyi hayatı boyunca hiçbir şeyden almıyordu ömrümde. Ben diyorum bak insanlar kendi iradesine. Tamam ben de onu diyorum işte. İnsanlar kendi iradesine bak. Hayır örnekliyoruz şu an biz. Sana bir örnek vereceğim. Biz tartışmıyoruz. Bak sana bir örnek vereceğim. Canım. Abi hepinizden özür diliyorum. Bugün normalde devletin şu an senin başında olan adam Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Sana 4250 lira iş verene diyor ki sen buna iş vereceksin. Doğru mu? Hemfikiriz. Tamam. Şimdi sen kardeşini dinle ben de seni dinleyeceğim. Dinliyorum. Sen 4250 veriyorsun ben örnek sana söyleyeyim. Ben Kılıç Holding'de çalışıyorum tamam mı? Tamam. Ben bugün 4750 lira maaş aldığım zaman ben 6 ayda bir kesintiye giriyorum. Dinle beni dinle. Onu bırak. Bir de normal çalışan adamdan sen niye vergi alıyorsun bu abi? Ben 4,5 milyar lira para veriyorsun. Bir de kesinti yapıyorsun adamdan. Bak beni dinle kardeşini dinle. Abi ben, en büyük mafya devlettir. Bunu unutmayın abi. Aferin ben sana. En büyük mafya devlet. Yalan yok. Yakışılır. Biz kardeşiz. Aynen. Bak şimdi ben sana bir örnek vereyim. Bugün bak ben örnek derim. Benim normalde devletin yani şu an bana Cumhurbaşkanı dediği gibi benim hakkımı veriyor ya. Ben normalde bir ayda çalıştığım zaman 26 gün çalışıyorum. Doğru mu? Doğru. Benim 4 gün iznim var. Ben o 4 gün iznimi kullanmamak için yani bir fark alabilmek için çalışıyorum ve buna bak bu sene kaldırdı onu. O da millet ayağa kalktı. Sen AG vergisi, vergisi denen bir şeydi. Anladın mı? AG vergisini kaldırınca bu sefer AG'yi de kaldırdı. Ya Allah senden razı olsun. Sen niye bu insanın AG'sini kaldırıyorsun? Bugün 250 lira benim için çok. Korkunç para. Ya çok. Korkunç para. Ben çok abi ya benim için çok. Yani ben bunu diyorum. Bugün şimdi, insanlar kendi iradesine de sahip şurada çıkacak. Şurada hepimiz yatarız, sabahlarız. Bu konu bitmez. İşte biz ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Korkuyoruz. Şu an yapılan o trafik kazalarını sadece bir örneklerinle bak. Yurt dışından gelip de inemeyen uçaklara bak. Onu da bırak. Bir dakika baba. Karayollarında yapılan kazalar var ya %70'i %80'i yeni otobanlarda oluyor. Abi, sorabilir miyim? Bir zeminle alakalı sıkıntılardan. Buyur bir baba. Bir ton buğday kaç lira? 4000 lira. 3200 lira. Resmi rakam. 3200 lira. Bir iPhone telefon kaç lira? 17 bin lira. 24 bin lira. 17 bin lira. Bu iPhone getirdi bizi bu hale. Evet. Bu iPhone'u var ya. Dinle, Türkiye'ye sokağa getirdi bizi. Dinle bir şey. Babacım saygılar sana. Hadi kaç at kolun yorum. Şimdi bir iPhone telefon almak için 8 ton buğday satacaksın öyle mi? Evet. Bir ton buğday kaç dönüm tarladan çıkıyor? 3 dönüm tarladan çıkar. 3 dönüm. Tamam mı? Demek ki bir iPhone telefon alabilmek için 24 dönüm ekin eklememiz gerekiyor. Niye iPhone kullanıyorsun? Bir dakika, bir şeye geleceğim kardeşim. Burada demek istediğim şu. Sen makine yapan, fabrika yapan, teknolojiyi geliştirmediğin müddetçe buralarda çok bağırırız biz. Özellikle ne yapılıyor? Bizim geri kalmamız için biz oyalanıyoruz. Bugün Türkiye'de neresinden baksan 50 milyon telefon var. Amma iPhone, amma Samsung, her ne boksa. Tamam mı? 50 milyon telefon. Bugün çarp kardeşim 8'inle kaç milyon ton buğday satıyor. Bizim derdimiz baba Hacı abi ben senin hizmetkarım ben gidiyorum. Bizim derdimiz iPhone değil. Biz
Bak ben sana diyorum ki. Değilsin, çok bağırırsın bulgur, burada. Bulgur, bulgur, bulgur. Sen ne iPhone'dan bahsediyorsun? Sen teknolojiyi geliştirmezsin. Ya ne teknoloji, ne yapacağım? Ya Türkiye, bak Türkiye. Bugün Türkiye vergi üzerinde ayakta duruyor. Sen bana diyorsun teknoloji. Ya Türkiye'nin ne teknolojisi var? Sen onu öğret. Bir tane vestal var da tarihe eser olmuyor. Teknoloji diyorsun da ben de bir şey söyleyeyim. Atatürk zamanında savaş uçağı yapıp satabiliyormuş. Tabii satıyorduk. Tamam Atatürk ülkelerinden. Şimdi nerede bu uçaklar dayı? Dönmemiz lazım. Uçaklar nereye gitti dayı? Öyle mi? Tamam. Uçaklar nereye gitti? Nereye? Uçaklar Afrika'yı patlattılar ya. Erdoğan geldi bütün uçakları aldı götürdü. İstanbul'un yarısını zaten satmış. Afrika'yı patlattılar kardeşim. Bak ben size bir şey söyleyeyim.